Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Dostlar merhabalar. Polinomların tarama testini çözeceğim arkadaşlarım. Çünkü polinomlar önemli bir konudur. Bunun tarama testini de bir görün, bir belki yapamadığınız sorular vardır. Bu konu önemli olduğu için bunları da bir çözelim istedim. Evet, birinci sorumuzla başlıyorum arkadaşlarım. Yukarıdakilerden kaç tanesi polinomdur diye soruyor. Polinom olması için ne demiştik? X'in üstündeki kuvvet, derece, doğal sayı olacak dedik. Birinci polinoma bakıyorum arkadaşlarım. Birinci ifadeye x'li terim yok ama aslında x üstünde sıfırmış bu demek ki. X üstünde sıfırda bir olduğu için yazılmamış. X'in üstü doğal sayıdır. Bu bir polinomdur arkadaşlarım. Geldim buna. Dostlar kök x. Bunu gördüğünüzde polinom değildir. Çünkü x'in üstü 1 bölü 2 diye yazılır. Doğal sayı değildir. Geçtik bunu. Yine kök x görüyorum. Geçtim bunu. Şuraya bakınız. Burada bir x var arkadaşlarım. Bu x'i ben tatlı attırdığımda bu polinomun daha düzgün yazılışı şudur. 2x kare eksi x üzeri eksi 1 artı 3'tür bu. Takla atınca kuvvet eksi oldu. Demek ki eksi kuvvet var, doğal sayı değil. Geçtim bunu kardeşlerim. Şuna bakıyoruz. X'in üstünde doğal sayı mıdır? 1 var. Evet, o zaman bu bir polinomdur. 1 ile 4, 1 ile 5 polinomdur. Yani iki tanesi polinom. Geldim 2 numaralı sorumuza gobeller. Fonksiyon reel katsayı polinom olduğuna göre m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Ne demiştik? M dediğim şu kuvvet dediğimiz amca yani 8 eksi m mutlaka sıfırdan büyük eşit olacak ve doğal sayı olacak. 8'den büyük eşit olacak m 8'den küçükmüş arkadaşlarım. Bunu bulduk. 8'den küçük ve eşit olabilirmiş. Şimdi şuraya gelelim. Burası da doğal sayı olacak. Önce burayı ayrı ayrı paydalarda yazalım. Yani 3m bölü m artı 30 bölü m diyelim arkadaşlarım. M'ler gitti. Burası 3 artı 30 bölü m çıktı. Şimdi buranın doğal sayı olması lazım. M dediğimiz amca 30'u bölen bir sayı olacak. Bir de şuna dikkat edin. En fazla 8 olabilir. Çünkü 8'den küçük bulduk az önce. Peki 30'u bölen sayılar 1, 2 böler, 3 böler, 4 bölmez, 5 böler, 6 böler, 7 bölmez, 8 bölmez. Ötesine bakmıyorum. Yani normalde 15 var, 30 var ama onlara bakmıyorum. Çünkü 8'den küçük olduğunu bulmuştuk. E bir de bunların negatifleri var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 6. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6'da sıkıntı yok. 6 tane buradan geldi de negatifleri konuşalım biz bir de. Eksi 1 yazarsam 30 bölü eksi 1'den eksi 30, 3 eksi 30'dan eksi 27 çıkıyor kuvvet. Eksi 27 doğal sayı değil, geçtim bunu. Eksi 6'yı yazalım bir de sonuncusunu. Eksi 6 yazdım, 30 bölü eksi 6, eksi 5, 3 eksi 5'ten yine eksi 2 çıktı. Negatif bir sayı çıktı, doğal sayı değil, bunu da geçtim. Artık bundan sonrakilere bakmanıza gerek yok. Çünkü baştaki ile sondaki sağlamadıysa aradakilere hiç bakmayalım arkadaşlarım. Demek ki negatiflerin hiçbiri sağlamıyor. Sadece pozitif değerleri alıyor. Onlar da 1, 2, 3, 5, 6 olduğu için toplamda 6 tane değer aldı dedim arkadaşlarım. Geldim 3 numaraya. Bakıyorum ki 2 tane polinom birbirine eşit. Hemen ne yapıyorum? Bunun x küpünün katsayısı ne? 1. O zaman şurası 1 olacak diyorum. Bunun x karesi var mı? Yok. O zaman buradaki x kare de yok olacak, 0 olacak diyorum. Bunun sabit terimi 1. O zaman benim sabit terimim de 1 olacak diyorum. Yani a eksi 2 1 ise a eşittir 3'tür. B artı 3 eşittir 0 ise b eşittir eksi 3'tür. Eksi c 1 ise c eşittir eksi 1'dir. Bunları toplayın diyor. Topladım. 3, 3 daha. Şuraya bir hata mı var acaba? Bir daha bakayım. Eksi b, eksi 3. X kare var mı burada? Aa pardon, şurayı kaçırdık arkadaşlarım. Sabit sayısı şurası bunun. Heh, burada hata var. Yani eksi c, şuraya bir daha yapayım. Eksi c artı 9'dur 1 olan kısım. O halde c eşittir 8 çıktı. Bize de 3'ünün toplamını soruyor. 8'i işaretledim. Yine polinom eşitliği sorusu. Burada payda eşitliyorduk gobeller. Hadi eşitleyelim. X artı 2 ile bunu
x-3 ile de bunu çarpıyorum dostlarım. Çarptığımızda paydalar eşit olduğu için bir daha yazmıyorum burayı kardeşler. Şöyle bir şey oluyor. 2x eşittir. A ile burayı çarparsam ax artı 2a, b ile çarparsak bx eksi 3b geldi. Şimdi burayı birazcık daha düzenleyeyim. 2x eşittir. X parantezinde a artı b, bir de sabit sayılarımız 2a eksi 3b geldi. Yani bu durumda burada x'in katsayısı ne arkadaşlarım? 2. Burada da 2 olacak. A artı b kesinlikle 2'dir. Sabit sayımız burada 0, burada da 0 olacak. Yani 2a eksi 3b eşittir 0'dır. Hadi yok etme metodu yapalım. Bize de a eksi 3b'yi soruyor arkadaşlar. Buluruz onu. Önce bir yok etme metodundan a'yı b'yi bulalım arkadaşlar. Üst tarafı 3 ile çarpalım. 3, 3, 6 oldu burası. Toplayalım şimdi alt alta bunları. 5a, b'ler gitti. Eşittir 6 çıktı dostlarım. 5a 6, a eşittir 6 bölü 5. Peki a 6 bölü 5 ise şurada yerine yazıyorum. Şurası 12 bölü 5 olur. 12 bölü 5 eşittir 3b gelir. 3'e bölelim, 4 bölü 5 çıktı b. 4 bölü 5. Bize neyi soruyordu? A eksi 3b. Yani 6 bölü 5 eksi 3 tane b, 12 bölü 5. Çıkartırsak eksi 6 bölü 5 mi geldi arkadaşlarım? Cevap Edirne. Şu soruya geçtik. Diyor ki 2px, arkadaşlar bunun için ben bir boş kağıt hazırladım. Burada yapalım bunu. Şurada çözelim. 2px eksi q'da 2x artı p'de 1 polinomu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Px'i 2 ile çarpın diyor. Çarpalım. 2x kare eksi 2x artı 3. Sonra q'da 2x'i yazın diyor arkadaşlarım. X gördüğünüz yere 2x yazacaksınız. 4 çarpı 2x artı 1 olur. Yani 8x artı 1 gelecek. Başında da eksi var. Unutmayın, 8x artı 1 eksi olduğu için parantez içinde yazdım. Artı bir de p'de 1'i bulun diyor. 1 yazalım. 1 eksi 1 artı 3. Yani 1'den 1 çıktı 0. 3 kaldı burası. Düzenleyelim şimdi. 2x kare eksi 2x artı 3 eksi 8x eksi 1 artı 3. Bir kademe daha düzenliyorum. 2x kare eksi 10x 3, 3 daha 6, 1 çıktı artı 5. 2x kare eksi 10x artı 5. 2x kare eksi 10x artı 5 bulacağız sorumuzun cevabını. Nerede hata yapmışız bir daha bakalım. 2x kare 3 eksi 8x, şurası eksi 8x eksi 1, doğru. Yok, burada bir hata yok. Artı 3 var bir de. Her şey yolunda mı diye bir daha şöyle bir daha yapalım arkadaşlarım. Ne yapalım? İşte bu da bu işin kötü tarafı bu. Şimdi 2px diyordu. Px'i 2 ile çarpacağım. 2x kare eksi 2x artı 6. Tabii ki işte az önceki hatamızı buldum. Buraya 6 yazmadık biz arkadaşlar. Devam. Eksi q'da 2x. Q 2x neydi? 8x artı 1. 8x artı 1. P'de 1. P'de 1'i bulalım. 3 geliyordu o da. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. 2x kare eksi 2x artı 6 eksi 8x eksi 1 artı 3. Bir kademe daha. 2x kare eksi 10x, 6'dan 1 çıktı 5, 3 ile topladım artı 8. 2x kare eksi 10x artı 8. Cevap Adana. Geldik olaylar. Evet, geldik hemen 6 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Olduğuna göre px aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Px'i bulacağız arkadaşlarım. Şimdi x kare artı 3'e bölmeye çalışalım bunu. Şurayı x kare artı 3'e böleceğiz arkadaşlarım. X eksi 3 geliyor. 3 parantezini alırsam x eksi 1. X kare parantezini alırsam x eksi 1. Şöyle oluyor. Yukarısı x kare parantezinde x eksi 1. Burası da artı 3 parantezinde x eksi 1. Bir de x eksi 1 parantezine alalım. X eksi 1 parantezinde x kare artı 3 geldi. Bölü x kare artı 3'e böleceğim arkadaşlarım burayı. Bunlar giderse px tek başına kaldı. X eksi 1 çıktı sorumuzun cevabı.
Yani ne yaptım? Şurayı çarpanlara ayırarak gruplandırdım. Bunu da buraya bölü diye attık arkadaşlarım. Bölü buraya gelince sadeleştiler. X eksi 1 kaldı. Şuna bakalım. X eksi 1 ile bölündüğünde bölüm ne olur diye soruyor. Bunun için de ben bir kağıt alayım arkadaşlarım. Bölümü soruyor bize. Şöyle bir iyice ayarlayalım. Şimdi neyi neye bölüyoruz? X üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi x artı 5'i x eksi 1 ile bölüyoruz arkadaşlarım. X üzeri 4 olması için x küp gelmeli bir kere. X küple çarpıyorum. X üzeri 4 eksi x küp geldi çarptığımda. Çıkartıyorum bunları birbirinden. Bu eksiye döndü, bu artıya döndü. Çıkarttım, çıkarttım. Bir tek x kare kaldı kardeşlerim. Buradan aşağı iniyor. Eksi x artı 5 kaldı. Şimdi x kare olması için de artı x ile çarpmalıyım. X ile çarpıyorum. X kare eksi x geliyor burası. Yine çıkartıyorum. Eksiye döndü, artıya döndü. Gitti, gitti. 5 kaldı. Kalan 5 oldu. Bölüm ne? X küp artı x oldu arkadaşlarım. Cevap Edirne geldi. Şu soruya bakıyoruz hemen. 8 numara. Derece sorusu arkadaşlarım. Px var, Qx var falan filan bir sürü şey var. Şimdi biz ilk önce Px polinomunun derecesini m seçelim. Yani x üzeri m olsun. Qx polinomunun derecesini n seçelim. X üzeri n olsun Qx polinomu. Diyor ki kardeşlerim. Şimdi Px yerine x gördüğün yere x kare yazarsan x üzeri 2m olur. Buranın derecesi 2m gelir. Yani x üzeri 2m. Qx'e bölün diyor, x üzeri n'e. Peki tabanlar aynıysa nasıl bölüyorduk? Yukarıya eksi geçiyordu bu. 2m eksi n olur mu arkadaşlarım kuvvet? Yani derece 2m eksi n oldu ve bu da 9'a eşitmiş. Burada da çarpımları var. Şimdi x yerine x küp yazarsam x üzeri 3m gelir bu. Bu da x üzeri n. Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. Yani 3m artı n de 16'ymiş. Hadi toplayalım bunları alt alta. 5m n'ler gitti. 25 m eşittir 5 çıktı gobeller. M 5 ise 10. 9 buraya gelsin. N eşittir 1 çıktı dostlarım. Bana da Px artı Qx'in derecesini soruyor. Şimdi Px şu oldu. X üzeri m'di ya. X üzeri 5 oldu. Artı Qx de X üzeri 1 oldu. Buranın toplam derecesi nedir arkadaşlarım? Sakın ha toplamayın dereceleri. 6 demeyin. Hani büyük olandı derece ya toplama işlemi olduğunda. Cevap 5'tir arkadaşlar. Geldik şu 9 numaraya. Olduğuna göre m kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi gelin x yerine 2 yazalım mı arkadaşlarım? Şurası sıfırlasın çünkü değil mi? X yerine 2 yazalım. P'de 2 yazarsam 4 eksi 1'den 3'ü buluyorum. 2 yazarsam burası 0. M eksi 4'e eşitmiş. P'de 3, M eksi 4. E bunu nereden bulacağım? Yardımcı polinomda. X yerine 3 yazın arkadaşlarım. 3'ün küpü 27. Eksi 3'ün karesi 9 artı 4. 27'den 9 çıktı 18. 4 daha 22'ymiş. P'de 3 dediğimiz şey. Burası 22 ise 4'ü de buraya attım. 26 buldum gobeller. Şu soruya geldik. X eksi 4 ile bölümünden kalan ile kelimesini duydun. 0 eşitle 4. Nun eki bunun yanında. Burada 4 yazıyorsun hemen yerine. 4'ün karesi 16 eksi 3 kere 4 12 artı 1. 4 artı 1'den 5'i bulduk gobeller. Kalan buymuş. 11 numaraya geçtim dostlar. Bu arada bir de kaç dakika oldu diye de bir bakalım. Daha 13 dakika olmuş. İyi. Odaklanmaya da bir basmak öylece. Hadi devam. X eksi 4 ile bölümünden kalanı soruyor. Hangi polinom? Burada bir 4 yazalım ilk önce de. Ay bu kalemin ben ucuna tüküreyim ya. İleyi 0'a eşitledim. X'i 4 buldum. 4 yazacağım X'de. Nerede? Nun kelimesinin önündeki şu polinomda X gördüğüm yere 4 yazacağım arkadaşlar. Hadi 4 yazalım X gördüğümüz yere. P'de kaç oluyor burası? 4 artı 2'den 6 mı geliyor dostlar? 4 yazarsam 4'ün karesi 16. 4 yazarsam eksi 12 artı 1. 4. 1 daha 5 paketle gelsin. Hadi bakalım polinomu veriyor. Px'in bilmem neyle Px'in diyor bak. Burada x'i 4 buldum. Burada da yerine yazdım. P'de 4'ü soruyor bana. Peki P'de 4 olması için x yerine kaç yazmalıyız? X yerine 2 yaz diyoruz değil mi dostlarım? 2 yazarsak P'de 4 gerçekten geliyor. 2 yazarsak 4 eksi 6 artı 1 eksi 2 1 daha
Eksi 1 çıktı dostlar sorumuzun cevabı. Geldik buna. Polinomu veriliyor. İle demiş. İleyi sıfıra eşitledim. 4 buldum. 4'ü nerede yazıyorum? İn dediğim yerin yanında yazıyorum. 4 yazarsam bana P'de eksi 1'i soruyormuş meğersem bu adam diyorum. P'de eksi 1'i nerede bulacağım? Yardımcı polinomda. Eksi 1 olması için x yerine eksi 3 yaz diyorum. Eksi 3'ü yaz. Hadi yazalım. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 çarpı eksi 3 yine 9 artı 1. 18, bir daha 19'u paketle gelsin. Polinomu veriliyor. Bilmem ne polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 17. O zaman x yerine eksi 2 yazacağım. Nerede? Burada. Eksi 2 yazarsam p'de eksi 2 artı 3'ten p'de 1 olur ve kalan da 17'ymiş. P1 17. Peki p1'i nerede bulacağız? Şurada arkadaşlarım. Yardımcı polinomda x yerine kaç yazarsam 1 olur diye soruyorum. 2 yazacaksın. X yerine 2 yaz. Yazalım. X yerine 2 yazdım. P'de 1 geldi. X yerine 2 yazdım. 8 eksi 2 artı m artı 9 geldi ve bu da 17'ye eşitmiş. 8'den 2 çıktı. 6. 6, 9 daha 15. 15'i bu tarafa attım. Eksi 15 geldi. M eşittir. 2'yi paketledik. Ters. Hadi geldik buna. Bağıntısı veriliyor. Önce şurayı bir matematik diline çevirelim. İleyi sıfıra eşitledim. Bu 3. Nerede yerini yazıyorum? Burada. İ'nin yanında. 3 yazarsam P'de 4 mü geliyormuş arkadaşlarım? P'de 4 kaçmış? 78. Qx'in x eksi 7 ile 7'ye eşit. 7'yi buldum. Burada yerine yazdım. Q'da 7'yi soruyormuş bize. Kalan kaçtır diye soruyor. Peki. 7 olması için buraya kaç yazmalıyım? 6. 6'yı her tarafta yazıyorum. Ne geliyor arkadaşlarım? P'de 4 geliyor. Q'da 7 geliyor. 6 yazıyorum unutmayın. 36. Eksi 6 artı 9. 30, 39 mu oldu burası da? P'de 4 kaçtı? 78 bölü Q'da 7 eşittir. Q 7 güzel oldu ama reklam da yaptık. Eşittir 39'muş. 78'i kaça bölersem 39 çıkar? 2'ye bölersem dedim. Hemen geldim buraya. Bağıntısı veriliyor diyor arkadaşlarım. P'de x artı 2'nin katsayılar toplamı 16. Katsayılar toplamı deyince x yerine 1 yaz demiştik. 1 yazacağım. Nerede? Burada 1 yazacağım. P'de 1 artı 2, P'de 3 olur. Eşitmiş 16'ya. P'de 3 16 ise Q'da x artı 5'in sabit terimi dediğinde x yerine 0 yaz. Getir burada x değeri 0 yaz. Q'da 5'i soruyormuş sana. Peki 5 olması için x yerine 4 yazmalıyım. 4 yazalım. P'de 3 olur. Eksi Q'da 5 olur. Eşittir. Kaç yazıyorduk? 4 mü yazıyorduk arkadaşlarım? 4 yazdım. 3 kere 4 12. 12'den 4 çıktı. 8 oldu. P'de 3'ü biliyoruz. 16. Q'da 5'i zaten arıyoruz. Eşittir 8. 8'i buraya atalım. 8 kalsın. Q'da 5 de buraya gelsin. 8 çıksın sorumuzun cevabı. Geldik bu amcaya. Polinomu düzenlendiğinde çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaç olur diye soruyor. Çift dereceli terimleri nasıl buluyorduk? P1 artı P'de eksi 1 bölü 2. Önce P1 yani x yerine 1 yaz diyor kardeşim. 1 yazalım. 4. 2 çıktı 2. 1 çıktı 1. 1'in küpü 1. Şimdi bir daha 1 yazmaya devam ediyorum. 1 eksi 1'den 1 kaldı. Eksi 1'in küpü eksi 1 burası da. 1 çarpı eksi 1'den P'de 1 eksi 1 çıktı. Artı. Şimdi eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. 4 ile çarptım 4. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2'dir. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2'dir. Bir de eksi 1 var. 4, 2 daha 6, 1 çıktı. 5. 5'in küpü 125 burası. Şuraya bakalım. Eksi 1 yazıyorduk. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 ile eksinin çarpımı artı 1. Bir de eksi 1 var. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Eksi 1'in küpünden yine eksi 1 geldi. 124 mi yaptı kardeşim burası? Bölü 2. 124 eksi 1 daha 123 bölü 2. Muhtemelen nerede bir dangalaklık yaptıysak. Hadi bir daha yapalım arkadaşlar bunu. Acele işe şeytan karışır derler ya. Biz de o hesaptan acele ettik işte. Niye acele ediyorsak acele ederim ki hepsini çözelim istiyorum. Neyi bulacağız şimdi dostlar? P'de 1'i bulacağız. Çift dereceli terimler diyor değil mi? Artı P'de eksi 1'i bulacağız. Bölü 2. P'de 1'i buluyorum ilk önce. Şuraya bulalım ya. P1. 1 yazarsam 4
Eksi 2 eksi 1'in küpü çarpı 1 yazarsam 1 eksi 1 eksi 1'in küpü. 1 yazdık, 4'ten 2 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1, 1'in küpü 1 çarpı 1'den 1 çıktı 0 eksi 1'in küpü eksi 1. Yani ne geldi burası? Eksi 1. Tamam. Sonra bu P1'i bulduk. Şimdi P'de eksi 1'i bulacağız arkadaşlarım. P'de eksi 1'i bulalım hemen. X yerine eksi 1 yazacağız şimdi. Eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1'dir. 4 ile çarptım 4. Eksi 1 çarpı eksi 2 artı 2'dir. Bir de eksi 1 var. Küpü çarpı. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Eksi eksiden artı 1 gelir. Bir de eksi 1 var. Küpü. 4, 2 daha 6, 1 çıktı. 5, 5'in küpü 125 çarpı. Ne geliyor burası da? Eksi 1, 1 gitti. Eksi 1 çarpı eksi 1. Eksi 125 geldi burası da. Eksi 125 de bu geldi. Şimdi yerine yazalım. Bu eksi 1'di. Bu da eksi 125 bölü 2. Eksi 126 bölü 2. O da eksi 63 yaptı Goberler. Evet, dikkatli yapmakta fayda varmış. Geldik buna. Polinomunun bilmem ne ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ile dediği için bunu sıfıra eşitliyorum. O zaman diyorum ki x kare yerine x artı 1 yazacaksın. Önce burayı bir x kareye göre düzenleyelim. X çarpı x kare olur. X kare yerine de direkt x artı 1'i yazdım. Eksi 3 çarpı x artı 1 yazdım. Artı 5x eksi 1. Düzenleyelim. X kare artı x eksi 3x eksi 3 artı 5x eksi 1. Bak x kare bir tane daha çıktı. Ne yapacağız bunun yerine? Yine x artı 1 yazacağız. X artı 1 artı x eksi 3x eksi 3 artı 5x eksi 1. X, x daha 2x, eksi 3x daha eksi x, 5x daha 4x kaldı. 1, eksi 1 ile 0, bir tek eksi 3 kaldı. 4x eksi 3, yani Bursa şıkkı doğru cevaptır. Geldik buna. Polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden kalan 5x eksi 7 olduğuna göre b eksi a farkı kaçtır diye bir soru soruyor. Bunu ben yine burada kağıtta yapıyorum arkadaşlarım. Şurada yapalım. X kare artı 1 ile bölümünden. O zaman x kare artı 1'i 0'a eşitledim. X kare yerine eksi 1 yazacakmışım ben. Yazalım. Burası şöyle oldu. A çarpı x karenin dördüncü kuvveti artı b çarpı x kare çarpı x eksi 3x kare artı 2x eksi 1'dir burası. Şimdi düzenleyelim tekrardan. X kare yerine ne yazacaktık? Eksi 1. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. A gelir. Eksi 1 yazarsam eksi 1 eksi bx gelir. Eksi 1 yazarsak artı 3 artı 2x eksi 1. Ve bu da kalan, yani 5x eksi 7'ymiş dostlar. Şimdi burayı bir düzenleyelim. X'li olanları bir parantez içinde yazalım. X parantezinde eksi b artı 2 geldi. Hay, kalemini ya. Neyse şu kalemle yazalım. Sonra a var, 3 var, eksi 1 var. Yani bir de a artı 2 var arkadaşlarım. 3'ten 1 çıktı 2. Eşitmiş 5x eksi 7'ye. Şimdi şurası kesinlikle 5, şurası da kesinlikle eksi 7. Buranın 5 olması demek, yani eksi b artı 2 5'tir. Eksi b eşittir 3 olur. B eşittir eksi 3 geldi. A artı 2'nin eksi 7 olması demek A'nın eksi 9 olduğu anlamına geliyor. B eksi A. Yani eksi 3 eksi eksi 9'u soruyor bize arkadaşlarım. O da ne yaptı? Eksi 3 artı 9 6 yaptı Goberler. Evet arkadaşlarım, 19'a kadar geldik. 20'deyiz şimdi. Bir de şöyle süremize bakacağım ben arkadaşlarım. Ne kadar olmuş süremiz? 23 dakika olmuş. Güzel. Hadi birazcık daha çözmeye devam edelim. Diyor ki polinomu x artı 2 çarpı x eksi 1 ile tam bölündüğüne göre a artı b kaçtır diye bir soru soruyor. Bunlara tam bölünüyorsa buna da tam bölünecek, buna da tam bölünecek. Yani x yerine eksi 2 yazdığımda da 0 gelecek. Hadi yazalım. 1 yazdığımda da 0 gelecek. Eksi 2 yazıyorum önce. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 yazarsam eksi 2a eksi b artı 4 eşittir 0. Düzenleyelim. Eksi 8, 4 ve 4'ün toplamı 0. Eksi 8 daha 0 yaptı hepsi. Demek ki
Eksi 2a eksi b 0, yani eksi 2a eşittir b oldu. Bu birinci denklem. 1 yazarsak da 0 olacak. 1 yazalım. 1 artı 1 artı a eksi b artı 4 eşittir 0. 1 1 daha 2, 4 daha 6. A eksi b eşittir eksi 6. B yerine ne yazacaktım? Eksi 2a. A eksi eksi 2a'dan artı 2a eşittir eksi 6 oldu. 3a eksi 6, a'yı buldum, eksi 2. A eksi 2 ise yaz yerine, 4 geldi b. Bize de neyi soruyor? A artı b. 4 eksi 2'den 2'yi paketledim Goberler, geldik buna. Px polinomu polinomuna bölündüğünde kalan 5x artı 4'tür. Buna göre Px'in x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bana p'de 6'yı mı soruyor arkadaşlar? Peki 6 bunun çarpanlarından biri mi? Evet. O zaman şöyle yazalım mı biz şimdi? Px polinomunun x kare eksi 7x artı 6 ile bölümünden bir bölüm elde ediliyor. Onu bilmiyorum da. Kalan da 5x artı 4'müş dostlar. Bakın x yerine 6 yazın. Şurası zaten 0 olur. 6 yazarsam 30, 34 gelir. P'de 6. Şuna geldik. 22. sorumuz. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 2. Hadi bunun matematik diline çevirelim. P'de 0 eşitledim. Eksi 2 geldi. Kalan da neymiş? Eksi 2. X eksi 5 ile 0 eşitledim. 5 geldi. Kalan da 19'muş. Bu da 19. Olduğuna göre, buna göre şunun ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Burada ne yapın demiştim arkadaşlarım. Çarpanları zaten 5 ile eksi 2 değil mi bunun arkadaşlar? O zaman bir eksi 2 yazacaksın, sonuç eksi 2 gelecek. 5 yazacaksın, 19 gelecek. Hadi 5 yazalım. 3 kere 5, 15, 4 daha 19. 5 yazalım. 3 kere 5, 15, 2 daha 17. 5 yazalım. 15'ten 1 çıktı, 14. 5 yazalım. 10'dan 1 çıktı, 9. 5 yazalım. 10 ile 3'ün toplamı 13. Bir tek Adana sağladı. İki şık arasında kalsaydım bir de üsttekini deneyecektim dedim. Geldim buraya. X eksi 2'nin karesine bölündüğünde P kaçtır? Tam bölünüyormuş dostlarım. Burada ne demiştik? Tam kare gördüyseniz diyeceksiniz ki 0 eşitleyin 2 mi çıktı? Bir P'de 2 de 0'dır. P'nin birinci türevinde 2 de 0'dır diyecektik arkadaşlar. Şimdi önce P'de 2'yi bulalım. X yerine 2 yazalım ve 0 eşitleyelim. 2 yazarsam 2'nin küpü 8. Eksi 2'nin karesi 4. Artı 2K eksi P artı 4 eşittir 0 olacak dedik Goberler. Bir düzenleme yapalım. 8'den 4 çıktı, 4. 4 ile 4'ün toplamı, hatta şu 4'ler gitsin kısaca. 8 kaldı burada. Yani şuraya yazıyorum. 2K eksi P 8. Bu 1. Bir de demiştik ki türevini alın bunun. Hemen türevini alıyorum. 3x kare yapıyor. Artık hızlı hızlı yapıyorum. Eksi 2x artı k geliyor türevi. Burada da x yerine 2 yazdığınızda bu da 0 olacak. Hadi x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım, 12. 2 yazarsam eksi 4 artı k eşittir 0. 8 k eşittir eksi 8 geldi Goberler. K'yı eksi 8 bulduk. Peki k eksi 8 ise bize p'yi soruyor. Şurası eksi 16 yapar. Eksi p eşittir 8. Eksi 16, 8 buraya gelirse eksi 24 eşittir p. Hayda. Nerede hata yaptık kim bilir şimdi. Türevini bir daha alalım bu keratanın. 3x kare eksi 2x artı k gelir. Doğru. X yerine 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım, 12. 2 yazarsam eksi 4 artı k eşittir 0. 8 k eşittir eksi 8. Eksi 8 yazarsak eksi 16. P'yi bu tarafa attım. 8'i bu tarafa attım. Eksi 16 eşittir. Eksi 8 geldi. Eksi 24 çıktı P. Hadi bir daha başa da dönelim. Bir daha 2 yazalım şurada. X yerine 2 yazarsam 8. Eksi 4. 2 yazarsam 2K. Eksi P artı 4. Eksi 4 ile artı 4 gitti. 2K eksi P eşittir eksi 8 oldu. Hatayı buldum. Şurası eksi 8. Eksi 8 buraya artı geldi. Eksi 16 artı 8'den eksi 8 çıktı P. Tamam, cevap Bursa. Hadi geldik 24 numaraya Goberler. Olduğuna göre P'de x artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Önce biz ne yapacağız? M'yi bulacağız. X yerine 2 yazacağız. 2 yazınca burası 0 olur. 2 yazınca burası 8.
2 yazınca 4 eksi 4 m eksi 4 artı 2 yazınca 12 eksi 8. Düzenleyelim. Eksi 8 de bu 8 gitsin. Eksi 4 m'yi bu tarafa alalım, 4 m. Burada da 8 kaldı. M eşittir 2 çıktı dostlarım. Hadi şimdi m'yi yerine yazacağım. 2 buldum. Burayı temizleyeyim. M yerine 2 yazıyorum. Px şöyle bir polinom çıkar. Px eşittir. M yerine 2 yazdık. X küp 2 yazarsam 2 bir daha 3. Eksi 3 x kare artı 6x eksi 8 gibi bir ifade çıktı arkadaşlarım. Tabi bir de x eksi 2'si var. Onu da buraya x eksi 2 diye bölü diye attım arkadaşlar. Şimdi düzenleme yapacağız. Ya bunu buna böleceğiz ya da burada çarpanlara ayırma var mı diye bakacağız arkadaşlarım. Önce x kare parantezine alarak bir çarpanlara ayırmaya bakıyorum. X eksi 3 olur. Burayı da 2 parantezine alalım. Artı 2 parantezine alırsam 3x eksi 4 olur arkadaşlarım. 3x eksi 4 oldu. Yani güzel bir çarpanlara ayırma gelmedi. Mecbur bölme işlemi yapıyorum o zaman. Aslında yine istesek çarpanlarına ayırırız da biz bölme işlemini yapalım arkadaşlarım burada. Direkt bir bölelim bunu, bakalım ne çıkıyormuş bölme işleminin sonucu. Şimdi x küp eksi 3x kare artı 6x eksi 8'i tuttum. X eksi 2'ye bölüyorum arkadaşlarım. Peki x kare ile çarpıyorum. Burası ne oldu? X küp eksi 2x kare oldu. Çıkartıyorum. Eksiye artıya döndü. Bunlar gitti. Eksi x kare artı 6x eksi 8 aşağı indi. X kare olması için eksi x ile çarpmalıyım burayı. Eksi x ile çarparsam eksi x kare artı 2x olur. Çıkartıyorum birbirinden. Eksi artıya artı eksiye döndü. Bunlar gitti. 4x eksi 8 kaldı burada gobeller. Şimdi 4x olması için artı 4 ile çarpmalıyım diyorum. 4 ile çarparsam 4x eksi 8 çıkarttım, 0. İşte bölüm burası. Yani bu işlemin sonucu x kare eksi x artı 4'müş. Bölümünde elde edilen kalanı soruyor. Hadi ileyi 0'a eşitledim, 1 buldum. 1'i burada yerine yazdım. Bana P'de 2'yi soruyor. 2 olması için 2'nin karesi 4. Eksi 2 artı 4. 8, 2 çıktı. 6 geldi. Şu soruya bakıyorum. Burası şimdi x eksi 1'in küpünün açılımıdır. Ama şurada 1 artı 11 olması lazım ki böyle olsun. Daha doğrusu eksi artı eksi 1 olması lazım. Eksi 1 koyup bir de artı 1 koydum. Burada da 13 yaptım. 12'yi eksi 1 artı 13 diye yazdım. Yani artı 13 de buraya ekledim. Şimdi x gördüğüm yere şunu yazacağım arkadaşlarım. Yazalım. X gördüğüm yere küp küp 4 artı 1 yazıyorum. Eksi 1 var küpü, bir de artı 13 var. Bunlar gitti. Küpler de gitti. 4 kaldı. 13 daha 17 çıktı. Geldik 26'ya. Olduğuna göre diyor P'de 5 eksi P'de eksi 1'in değeri nedir diye soruyor. Şimdi Px polinomunu bulacağız arkadaşlarım biz. Tabi ilk önce Px'i Ax artı B olduğunu söyleyelim. Px eşittir. Birinci dereceden bir polinomdur ki x ile çarpılmış, sonuç x kareye dönmüş. O zaman şöyle yazıyorum. X çarpı Ax artı B artı P'de x artı 1 ne demektir? X gördüğün yere x artı yaz, artı B. Eşitmiş şuraya. Oraya birazdan yazarım. Şurayı bir düzenleyelim. A çarpı x kare artı bx artı ax artı a artı b eşittir. Tekrar düzenliyorum. Ax kare. Şimdi x parantezinde b artı a. Bir de a artı b geldi buradan. Eşitmiş neye burası komple? 3x kare artı x artı 1'e. Dostum a dediğim şey 3'e eşit. Şurası 1'e eşit olacak çünkü x'in katsayısı 1. B artı a 1'dir. A 3 ise b'nin ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım b'nin de. B'yi de buldum eksi 2. A'yı da bulmuştum 3. O zaman px polinomu şöyle mi oldu arkadaşlarım? Px eşittir. A'yı kaç buldum ben? A'yı 3 buldum. O zaman 3x, b'yi de eksi 2 bulduğum için 3x eksi 2'dir px polinomu. P'de 5'i soruyor. 5 yazarsam 3 kere 5 15, 2 çıktı 13. P'de eksi 1'i soruyor. Eksi 1 yazdım. Eksi 3 eksi 2 daha eksi 5. 13 eksi 5 8 geldi gobeller. Evet şuna geldik. 3. dereceden bir Px polinomu bilmem ne polinomuna tam bölünüyor.
Px'in x kare eksi 1 ile bölümünden kalan 14x eksi 10 olduğuna göre Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan yani P'de 2'yi soruyor bize dostlarım. Px polinomu şu polinoma tam bölünüyormuş arkadaşlarım. Demek ki çarpanlarından biri buymuş. Yani bir kağıt daha alacağım ben buraya yazacağım. Demek ki Px polinomu şöyle bir polinommuş arkadaşlarım. Çarpanlarından biri x kare eksi 2x artı 5'miş. Diğer çarpanı da ax artı b gibi birinci derecede ne olacak ki? Çarpıldığında üçüncü derecede ne ulaşalım? Şimdi diyor ki bize px'in x kare eksi 1 ile bölümünden kalan şudur. Yani p'de x kare gördüğün yere 1 yazdığında sen diyor. X kare gördüğün yere 1 yazdığında 14x eksi 10'a ulaşırsın diyor. Bize de p'de 2'yi soruyor arkadaşlarım. Hadi önce x kare gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazarsak ne olur burası? 1 eksi 2x artı 5 ax artı b olur dostlarım. Şöyle oldu burası, tekrar düzenliyorum. 6 eksi 2x oldu. Ax artı b geldi. Evet, şimdi bunu tekrar dağıtalım içeriye doğru, şöyle bir ayarlamasını yapalım. 6 ax olur. Artı 6 b olur. Eksi 2 ax kare eksi 2 bx geldi. Şimdi x kare yerine ne yazıyorduk biz arkadaşlarım? 1 yazıyorduk. Buraya da 1 yazdığımı düşünün. Eksi 2 alacak. 1 etkilemediği için böyle oldu. Ve bu işlemin sonucu da neymiş? 14x eksi 10'muş. Peki hadi düzenleyelim şimdi burayı. 14x eksi 10'a eşitleyeceğiz burayı gobeller. Önce x'de olanları bir toplayalım. X parantezinde 6a eksi 2b geliyor. Sabit sayıları toplayalım. Artı 6b eksi 2a geliyor burası da. Eşittir 14x eksi 10. Dostum demek ki şurası 14'e, şurası da eksi 10'a eşit. Hadi onu da yapalım. 6b eksi 2, yok 6a eksi 2b eşittir 14'müş. Hatta 2'ye bölelim bunu. 3a eksi b eşittir 7'ymiş. 6b eksi 2a, bunu da 2'ye bölelim. 3b eksi a da eşitmiş eksi 5'e. Şimdi hadi buradan a'yı b'yi bulalım. Şurayı biz bir 3 ile çarpalım arkadaşlarım. Aynen yazıyorum şimdi. 3a eksi b eşittir 7'dir. 3 ile çarpıyorum. 9b eksi 3a eşittir eksi 15'tir. Toplayalım alt alta. 3a'lar gitti. 8b eşittir eksi 8. B eşittir eksi 1 çıktı. B eksi 1 ise eksi 1 burada dursun. Eksi 1'i bu tarafa atalım. Artı 1 geldi. 8 oldu. A da 8 bölü 3 çıktı. 8 bölü 3. Şimdi artık biz Px polinomunu yazabiliriz. A yerine 8 bölü 3 yazacağım. Şurası 8 bölü 3. B yerine de eksi 1 yazacağım arkadaşlarım. Bana da diyordu ki P'de 2'yi bul. Hadi P'de 2'yi bulalım hemen, değil mi? P 2'yi soruyor. 2 yazalım. 2'nin karesi 4. Çarpı 2 yazarsam eksi 2'den eksi 4 geliyor. Gidiyor bunlar. Bir tek 5 kalıyor. 5 çarpı ne yazıyordum? 2. 16 bölü 3 eksi 1. 3. 13 bölü 3. Oho, çok rasyonel bir şey çıktı. Şıklarda da rasyonel sayı yok. Yine bir yerde bir işlem hatası yaptık. Ağzına tükürüyorum. Arkadaşlarım acele ettikçe böyle oluyor işte. Bir daha baştan yapacağız bu soruyu. Ya. Kusura bakmayın. Şuradan bir daha yapalım. P'de 2'yi soruyor bize, değil mi? Kalan nedir diye soruyor. Şimdi Px 3. dereceden bir polinom. Acele etmeden yavaş yavaş yapıyorum. Çarpanlarından biri şuymuş. Tam bölünüyormuş buna. X kare eksi 2x artı 5'e tam bölünüyormuş. Bölümünden de kalan buymuş arkadaşlarım. Şimdi çarpanlarından biri buysa diğeri de ax artı b şeklinde olmalıdır diyorum ki çarpıldığında 3. dereceden olsun. Px diyor x kare eksi 1 ile bölümünden kalan şudur. O zaman ben x kare yerine 1 yazdığımda kalan ne olmalı arkadaşlarım? 14x eksi 10 olmalıymış. Kalan da bu. Şimdi önce isterseniz Px'i bir daha düzgünleştirelim. Şurayı bir çarpalım. A çarpı x küp olur. Artı bx kare gelir. Eksi 2 çarpı a çarpı x kare. Eksi 2xb olur. Artı 5ax artı 5b geldi. Şimdi
X kare gördüğüm yere 1 yazacaktım. Burası şöyle oldu. A çarpı X çarpı X karedir. 1 yazdığım için böyle geldi. X kare yerine 1 yazdım. 1 yazarsam eksi 2A olur. Şunlar da eksi 2XB artı 5AX artı 5B olarak yazıldı. Ve burası da 14X eksi 10'a eşitmiş. Peki. Düzenleyelim şimdi. X'li olanları bir toparlayalım. Şunlar X'li olanlar. X parantezinde A geliyor. Eksi 2B geliyor. Bir de 5A geliyor arkadaşlarım. Ve bunlar da 14X'li terime eşit olacak. Yani 6A eksi 2B eşittir 14 olacak. Hatta bu bir dursun kenarda. Şimdi sabit sayıları toparlayalım. B var. Eksi 2A var. Bir de 5B var arkadaşlarım. Ve bunlar da eksi 10 olacak. B, eksi 2A, bir de 5B. Bu da 6B eksi 2A eşittir. Eksi 10 demektir. Hadi bunları da, evet şimdi az önce nerede hata yaptığımı gördüm. 2'ye böldük. Buraya 7, buraya 5 dedik mi acaba? Onu hatırlamadım ama neyse. Devam ediyorum arkadaşlarım. Şurayı çözelim bir daha. Şimdi 2'ye bölerek yazıyorum. 3A eksi B eşittir 7'dir. Şurayı da 2'ye bölerek yazalım. 3B eksi A eşittir eksi 5'tir. A'yı B'yi bulmaya çalışıyorum hemen. Şurayı 3 ile genişletelim diyorum. Yerine yazalım. 3A eksi B eşittir 7. 3 ile çarpıyorum. 9B eksi 3A eşittir eksi 15. Toplayalım alt alta. 3A'lar gitti. 8B eksi 8 kaldı buradan. B'yi yine eksi 1 buldum. Aynısı çıktı. B eksi 1 ise şurada yerine yazalım. Eksi 1. Aa, B eksi 1 arkadaşlar. Ağzıma tüküreyim ya. Eksi eksiden artı 1. Bu tarafa attım. 6. 3A eşittir 6. A eşittir 2. Lan o kadar soruyu boşuna bir daha çözdük ya. Şimdi A yerine 2 yazalım burada. Neyse önemli değil artık. B yerine de eksi 1 yazalım arkadaşlarım. Bize neyi soruyordu bu kerata? P'de 2'yi soruyordu. 2'yi bulacağız şimdi. Hadi 2 yazarsak şuraya. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. Eksi 4 0 oluyor. 5 geliyor burada. Çarpı. 2 yazarsam 4. Eksi 1'den 3 geliyor. 5 kere 3 15 çıktı arkadaşlar. Tüküreyim ya. Ne kadar uzattık. İle bölümünden kalan. Burada ne yapıyordum arkadaşlar? Şu adam x küp, şuraya yazalım. Bu amca x küp artı 1'i açarsanız x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 gelir demiştik. Hemen ne yapıyorum? Buraya bölüyordum arkadaşlarım. X küp artı 1'i 0'a eşitlersem x küp ne çıkacak bu durumda? Eksi 1. Önce bunu x küp gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Hadi düzenleyelim. X küp gördüğümüz yere eksi 1 yazalım burada. Burası 3 çarpı x küpün karesidir. Artı 2 çarpı x küp çarpı x kare artı x küp çarpı x eksi değil artı x eksi 1 olur burası. Şimdi x küp yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1'dir. 3 ile çarptım 3. Artı eksi 1 yazarsam eksi 2x kare gelir. Eksi 1 yazarsam eksi x gelir. Artı x eksi 1 var. Şunlar gitsin bir kere. 3 eksi 1'den 2 kaldı. Bir de eksi 2x kare var. İşte x küp eksi 1'e bölümünü buldum şimdi. X küp artı 1'e. Şimdi ne yapacaktım? Burada da arkadaşlarım x kare gördüğüm yere şunun 0'a eşitlersem x eksi 1 geliyor değil mi? X kare. X kare gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım dostlarım ve bu da cevaba eşit olacak. 2 eksi 2x artı 2'den 4 eksi 2x geliyor. Sorumuzun cevabı 4 eksi 2x. Neredesin 4 eksi 2x? Yok. Evet bir yerde yine hata yaptık ya. Of. Neyse hadi bir daha yapalım. Şimdi şunu x küp artı 1'e böleceğiz. X küp gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Unutmayalım arkadaşlarım. X küp gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Doberler. Bakıyorum böyle kendince de bir yerde hata yaptım mı diye.
x küp gördüğümüz yere eksi 1 yazacaktık. Doğru, yazalım. Şöyle olacak. 3 çarpı x küp çarpı x küp artı 2 çarpı x küp çarpı x kare artı x küp çarpı x artı x eksi 1. Şimdi x küp gördüğüm yere ne yazacaktım? Eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1'dir. 3 ile çarptım 3 artı. Eksi 1 yazarsam eksi 1 eksi 2 x kare gelir burası. Eksi 1 yazarsam eksi x gelir artı x eksi 1. Bunlar gitti. 3'ten 1 çıktı. 2 eksi 2 x kare. Doğru yapmışız. Az öncekinin aynısı bu. Şimdi ne yapıyordum? X kare gördüğüm yere eksi x bu tarafa geçerse x eksi 1 yazacağım. Şimdi 2 çarpı eksi 2 çarpı x eksi 1 yazıyorum arkadaşlarım. Düzenleyelim. 2 eksi 2 x artı 2. Yani 4 eksi 2 x çıkacak bu sorunun cevabı arkadaşlarım. 4 eksi 2 x'tir bu sorumuzun cevabı diyelim. Evet. Muhtemelen de Adana diyordur herhalde. En yakışık o gözüküyor. Evet arkadaşlar, tarama testini gömdük. İnşallah konu testini çözecek gücüm bulursam onu da çözeceğim arkadaşlar. Hadi görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.